Sen bizi takip mi ettin Zübeyde Hatun? Saraydan ikiniz birden ayrılınca işkillenmeyeceğimi mi sandınız? Gözüm her daim üstünüzdedir. Başoğlunun mezarını açtırmak nasıl bir rezalet. Hırsınızdan şuurunuzu yitirdiniz besbelli. Biriniz sultanın, biriniz melikin hatunudur. Gebe halinizle kalkıştığınız işe bak. Sen nasıl cesaret edersin buna? Erin Tapar babasıyla bu yüzden ters düşmedi mi? Hesap ver! Melik Tekiş, Başoğlu Hatun'un hala hayatta olabileceğini söylemiş. Hatta sultanımızdan olma bir oğlu varmış. Bu oğlunu da herkesten sakladığını söyler. Tekiş'in sözlerine mi itimat edersiniz? Hanedanın dirayetini bozmak için söyler onları. Bu yaptığınızla Melikşah'a ne kadar zarar verirsiniz? Hiç mi izan yoktur sizde? Zübeyde Hatun, sen bu işi niye bu kadar sakınırsın? Ha? Başoğlu öldüyse kemikleri mezardan çıkar. Yok, değil ise o vakit ortada bir sır, bir de gizli oğul var demektir. Bu beni alakadar ettiği gibi seni de alakadar eder. Biz de hanedan üyesiyiz. Hakikatleri bilmek elbet bizim de hakkımızdır. Diyelim ki öyle bir sır var. Ve siz öğrendiniz. Ne yapacaksınız? Başoğlu'yla oğlunu ortadan mı kaldıracaksınız? İthamlarını ölçerek, tartarak söyleyesin Zübeyde Hatun. Biz yalnızca hakikatlerin peşindeyiz. Melikşah herkese hakikati söyledi. Bir sır varsa dahi o açmadan öğrenmeniz haddinize değildir. Bu yaptığınız işle doğrudan Melikşah'a karşı kabahat işlediniz. Gayrı saraya dönünce hesabı sorulacak.